YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere gıda boyası kullanmadan hem çok hafif hem de oldukça lezzetli ayva tatlısının tarifini vereceğim. Sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen tarifin yapımına geçelim. İlk önce ayvaların kararmaması için limonlu su hazırlayacağım. Derin bir kabın içine 1 litre soğuk suyu koydum ve yarım limonun suyunu ilave edip kenara alacağım. Şekilde kenara alıyorum. 4 adet ayvayı temiz bir şekilde yıkadım. Hepsinin kabuklarını soyup ortadan ikiye ayıracağım. Patates soyacağıyla soyuyorum hepsini. Benim misafirlerim olduğu için 4 adet ayva kullanıyorum. Siz miktarı kişi sayısına göre azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Ayvaların kabuklarını ve çekirdeklerini kesinlikle atmıyoruz. Tatlımızın rengini ve kıvamının daha güzel olmasını sağlıyorlar. Onun için çekirdek ve kabukları kenara alacağım. Bu şekilde soyduğum kabukları tabağın içerisine alıyorum. Ve soyduğum ayvayı ortadan ikiye ayırıyorum. İçindeki çekirdekleri de taban içerisine alıyorum. Ve çekirdekli olan kısmı bıçakla alıyorum. Bu şekilde. Tencerede daha düzgün durmaları için alttan biraz kesiyorum bu şekilde. Ve hazırladığım limonlu suyun içerisine alıyorum. Aynı şekilde çekirdekli kısmı alıyorum. Kalan ayvaları da aynı şekilde soyup hazırlayacağım. Çok sevdiğim bir tatlı tarifidir. Hiç abartısız haftada 2-3 defa yaparım. Çok seviyoruz biz ailecek. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Geniş bir tencerenin içine önce ayvanın kabuklarını koyuyorum. Kabuklar hem tatlılarımızın güzel bir renk almasını sağlıyor, hem de tatlıların altı yanmamış oluyor bu şekilde. Ve temizleyip doğradığım ayva parçalarını da kabukların üzerine diziyorum. Bir parça kaldı, onu tencereye koymuyorum. Ve ayırdığım çekirdekleri İçine ve kenarlarına koyuyorum. Çekirdekler tatlıların daha güzel bir kıvam almasını sağlıyorlar. Siz de kesinlikle atmayın ve tatlılarınızın içine koyun. Her bir parçanın içine 2 yemek kaşığı toz şeker koyuyorum. Yemek kaşığı şeker tam denk geliyor. Daha fazla koymayın. Tatlılara daha güzel bir aroma vermesi için bir tane çubuk tarçın koyuyorum. Ve 7-8 tane de karanfil koyuyorum. Tabi istemiyorsanız koymayabilirsiniz. Son olarak 1,5 su bardağı soğuk suyu koyuyorum. Yarım su bardağı suyu daha ilave ediyorum. Ve tencerenin kapağını kapatıyorum. Tatlıları ilk önce ocakta yüksek ateşte, daha sonra kısık ateşte yaklaşık 1 saat ağır ağır pişireceğim.
Tatlıların içindeki su kaynamaya başladı. Bu aşamada hiç bekletmeden tatlılarımı kısık ateşte yaklaşık 1 saat ağır ağır pişirmeye devam edeceğim. Tatlılarım kıvam almaya başladı. Emin olun hiçbir şekilde içine ne gıda boyası ne de nar suyu falan koymadım. Ayvanın kendi orijinal rengi. Kısık ateşte yavaşça pişirirseniz emin olun sizin de tatlılarınızın rengi böyle güzel olur. Tatlıların üzeri de güzelce renk alsın diye kaşıkla içindeki jöleyi üzerine gezdiriyorum. Ve bu şekilde bir 10-15 dakika daha pişireceğim tatlılarımı. Daha sonra soğumaya bırakacağım. Tatlılarım güzel bir şekilde piştiler. Servis tabağını alıp soğuttum. Gönül rahatlığıyla sizlere tavsiye ediyorum. Neredeyse haftada 2-3 defa bu tatlıyı yapıyorum. O kadar lezzetli bir tatlı ki sizin de beğeneceğinizden eminim. Ben tatlımı ceviz ve kaymakla süsleyeceğim. Siz arzu ederseniz toz krem şantiyi çırpıp o şekilde de tatlınızı süsleyebilirsiniz. Kaymağı da tatlıların üzerine koyuyorum. Dediğim gibi siz toz krem şantiyi çırpıp o şekilde de tatlılarınızı süsleyebilirsiniz. İnanın her iki şekilde de çok lezzetli oluyor. Son olarak tatlının üzerini de toz fıstıkla süslüyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz bana destek olmak için beğeni butonuna basmayı ve yorum kısmına kalp dahi olsa yorum yazarsanız çok sevinirim. Tatlımın kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilde pişmiş. Bugünlük de benden bu kadar. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yepyeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.